Haftanın ilk güne bakışından herkese iyi akşamlar. Medyaskop yurt genelinde 31 Mart yerel seçim öncesi seçmenler ve adaylarla konuşmaya devam ediyor. Özgür Özdemir ve Doğu Eroğlu bugün Ankara Yeni Mahalle'deydi. Doğu Eroğlu izlenimlerini aktarmak üzere Skype hattımızda. Doğu Eroğlu hoş geldin. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Hemen şöyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Fethi Yaşar ve Adalet ve Kalkınma Partisi ise bir aslında transfer yaptı sayılır. Altındağ'ın belediye başkanı Veysel Tiryaki Yeni Mahalle'ye kaydırıldı. Yeni Mahalle'de ilginç rakamlar var. Özellikle son seçim 24 Haziran'da neredeyse %0.01'lik bir fark değil mi? Burak biz de yayından önce çalıştık ve Cumhur İttifakı önde görünüyor. Fakat 2014 yerel seçimlerine baktığımızda ise %50'ye yakın bir oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi 2014 yerel seçiminde belediye başkanlığını almış. Tabii bir de referandum var arada, %57 ile hayır çıkmış. Şimdi öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada yaptığı transferi düşünürsek, Veysel Tiryaki transferini düşünürsek, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada özel bir çalışması olduğu belki gözleniyor. Ve bu atak sokağa yansıyor mu, ne dersin? Evet, özel bir çalışma olduğu doğru. Özellikle Yeni Mahalle'de hali hazırda görev yapan Fethi Yaşar'ın 3. dönem için kazanma şansının da oldukça yüksek görülmesinden ötürü aslında bir önceki dönemlere göre AK Parti'nin daha yüksek profilli bir adayı Yeni Mahalle için gördüğünü söyleyebiliriz. Altındağ için... Seni duyuyordu. Duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, sesin geliyor. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi CHP ile AK Parti arasında çok ciddi bir yarış olacak Yeni Mahalle'de. Özellikle Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı için. Büyükşehir'de de yine çok yakın geçmesi bekleniyor. Bunun sebebi de en önemli göstergesi de 2018 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın %46.5, Millet İttifakı'nın da %46.4'lük oy oranlarıydı. Şimdi Fethi Yaşar'ın ismi aslında başarılı belediyeciliğiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı içinde geçiyordu Yeni Mahalle'de. Ancak birazcık da İYİ Parti ile CHP arasındaki şartlı seçim işbirliğinden Masum Yavaş'ın genişleyen seçmen tabanında daha tanınan isim olmasına ötürü Yaşar 3. dönem için CHP'nin yine Yeni Mahalle Belediye Başkanı adayı oldu. 2009'dan beri görev yapıyor. Geçişte de Yeni Mahalle İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı. CHP'de dolayısıyla parti tabanından gelen Yeni Mahalle'yi tanıyan bir isim olarak yön çıktığını söyleyebilirim. Fethi Yaşar'ın daha önceki rakipleri 2014'te Ahmet Yüce'ydi, 2014'te Adem Ceylan'dı AK Parti'den. Ama Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerine de genişletilmesiyle AK Parti'nin bu defa Yeni Mahalle için daha ünlü olduğunu çokça tanınan Ankara'da iyi belediyecilik örnekleriyle bilinen Veysel Tiryaki Altındağ'dan alıp Yeni Mahalle'ye kaydırmasından anlaşılıyor. Veysel Tiryaki Altındağ'da 3 dönem görev yaptı. Biraz önce söylediğim gibi Ankaralıların yakından tanıdığı, beğendiği, özellikle sosyal donatılar ve kültürel bakımını korunarak yaşatılması konusundaki çalışmalarından ötürü takdir ettiği bir başkan. Bugün Yeni Mahalle'de yaptığımız göçmenlerde de Veysel Tiryaki isminin Yeni Mahalle'nin seçimini birazcık etkilediği, yani dışarıdan gelen bir isim olarak çok da yadırganmadığını söyleyebilirim. Peki bugün seçmenlerle konuşma fırsatı da buldunuz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili nasıl izlenimler var? Özhaseki, Mansur Yavaş isimleri hakkında neler düşünüyor? Bir de şöyle bir ihtimal var mı Yeni Mahalle seçmeni açısından? İlçede farklı bir adaya, farklı bir partiye oy verip Büyükşehir'de farklı bir adaya oy vermeleri mümkün olabilir mi? Kesinlikle öyle. Biz de bugün yaptığımız görüşmelerde öyle bir izlenim edindik. Şimdi biraz Yeni Mahalle'nin yapısından bahsetmek lazım. Yeni Mahalle 700 bine yaklaşan nüfusuyla Çankaya ve Ketüren'den sonra Ankara'nın en büyük 3. ilçesi. Çok da geniş bir alana yayılmış durumda. Çok farklı mahallelerin semtleri var. Yani her ilçe öyle. Ankara'da da Çankaya, Sivrihan, Ketüren. Yani monolit bir yapıdan bahsetmemiz mümkün değil. Ancak Yeni Mahalle'de Batıkent, Kutçay, Novigrad ve Sol Seçim daha yoğun
olduğu bir bölgeyken yine Yeni Mahallesi'nin elindeki devlet çok eskiden beri Milli Görüş geleneğinden gelen Muhafazakar Parti'nin merkezinde bir de AK Parti'nin oy deposu olarak gördüğü alanlardan biri. Biz de görüşmelerini iki bölgede yaptık. Demet Evler izlenimlerle karşılaştık. Ama ortak bir izlenim örneğin seçmen Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesi farklı partilerce idare edilmesinin yatırımlar bağlamında bazı sorunları beraberinde getirdiğini kesmekle birlikte Fethi Yaşar'ı çok övgüyle anıyorlar. AK Partili olduğunu, MHP'li olduğunu söyleyen pek çok seçmen genel seçimlerini ÖSASEKİ'ye ve Büyükşehir Belediyesi için ÖSASEKİ'ye vereceklerini söylerken Yeni Mahalle'de Fethi Yaşar'ı tercih edeceklerini açıklamakta çekinmiyorlar. Bunu son derece açıklıkla ifade ediyorlar. Parti ayrımı kendileri için kimi zaman önde gelmesine rağmen Fethi Yaşar'ın Yeni Mahalle için yaptıklarından çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Peki Doğaeroğlu, çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar Doğaeroğlu. Rica ederim, iyi akşamlar. Evet, Güne Bakış'ta Doğu Eroğlu'yla Ankara Yeni Mahalle'deki seçim nabzını konuştuk. Devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2004'ten bu yana her seçimde büyük farklı seçimi kazandığı Gazi Osman Paşa'da Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer iddialı bir adayla yola çıkıyor. İknur Yılmaz ve Egemen Gök, CHP adayı Erkan Kaya'yla ve seçmenlerle konuştu. Tahsin'den memnunuz. Gene onu destekleyeceğiz. Çünkü güzel yaptı, güzel. Her istediğimizi, her şeyimizi yerine getiriyor. AK Parti adayını desteklerim. Görüşüm öyle yani. Allah CHP'yi ya Rabbim benim hayatımda göstermesin Rabbim. Ölene kadar göstermesin Mevlam. Hapı yutacağımız kesindir. Gene bir halt olmayacaktır. Gene bu eski belediye başkanı gelir. İnşallah gelmez. AK Parti belediye başkanını desteklemek istemiyorum. Yani çalışmalarından dolayı. Ama şu anda kimi o bir partilerini tanımıyorum. Yani kimin fazla şeyim olmadığı için bilmiyorum. Ha, kime vereceğimiz belirsiz şu anda. O bende kalsın ya. Artık söylenecek fikirler söylenmiyor çünkü. Sevmediğimiz adamlar devamlı geliyor. Adam sevilmiyor, gene parti üstünden kabul ediliyor. Vallahi bence seçim biraz çetrefilli geçecek inşallah. Çünkü bu Hasan Tahsin Usta biraz yollarda, işlerde insanlara zulmetti. Bunu insanların çoğu da biliyor, görüyor. Gereği yapılacağını düşünüyorum. İnsanların çoğu AK Partili ama şu yapılan zamları görmemekten gelmek, %100'ü geçmeyen filosunu %14 olarak açıklamak insanların kanına dokunuyor. Ben iyi görmüyorum. Evet, hemen yanımızda İrfan Bozan var. İrfan Bozan, hoş geldin. Merhaba. Ve sen aslında Medyascope ekipleri il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyorlar. Bilgiler aktarıyorlar hem bizlere hem seyircilerimize, izleyicilerimize. Video paketler hazırlanıyor ve sen dönem dönem bu sahaya çıkan Medyascope ekipleriyle sahadaki izlenimlerini konuştuğun yayınlar yapıyorsun. Öncelikle şöyle sormak istiyorum. Aslında bilgiler de sende toplanıyor diyebiliriz, derli toplu bilgiler. Öncelikle şöyle başlamak istiyoruz. Şimdi İstanbul ilçelerini konuşacağız bugün seninle ve 25 ilçe Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği, 14 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir şehir İstanbul. Burada değişiklikler olması mümkün görünüyor mu? Sağdan arkadaşlarımızın izlenimlerine göre neler söylersin? Burada aslında 3 verimiz var. Bir, geçmiş seçim sonuçları, işte 24 Haziran referandum ve ondan önceki yerel seçim. İkincisi saha ekipleri, ki söyledikleri çok önemli bizim için. Bugün mesela bugün yayın yaptık. Büyükçekmece'yi, Esenyurt'u, Zeytinburnu'nu, Gazi Osman Paşa'yı konuştuk. Bir de diğer birimiz de adaylar. Adayların orada ulaştığı, yaptığı yankıları. Özellikle arkadaşlarımız onu topluyor. 25'e 14 gibi bir denge var aslında İstanbul'da. Bu 26'ya 13'tü. 2014'te Beylikdüzü'nü CHP almasıyla 25'e 14 oldu. Peki bu seçimde acaba ne olur? Benim tahminim, bu 25'in 17'si AKP'de kesin, bugün diyebilirim. CHP'de 14'ün 10'u kesin ama 12 yer var ki bence yarış çekişmeli geçecek. Bu 12 yer işte Büyükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu ve Küçükçekmece olarak değerlendiriyorum. Ki burada çoğunluğu da AKP'li bunların.
Burada adaylar mı öne çıkıyor? Adaylar öne çıkıyor. Burada verimiz, bir de referandum sonuçları öne çıkıyor. Mesela şuradan başlayalım ki az önceki pakette de vardı. Gazi Osman Paşa aslında AKP'nin %50'leri aştığı bir yer ama Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Kaya diye bir adayla çıkıyor. Erkan Kaya kim? Orada 10 yıl boyunca esnaf derneklerinin yöneticiliği yapmış. Orada Küçükköy denen bir esnaf sanatkar kooperatifinin başkanı ve aslında alın AKP adayı yapın. Esnafla son derece birebir ilişkiye sahip ve şu çok net ki sahadan gelen verilerde bize Erkan Kaya'nın orada bir rüzgar estirdiği şeklinde. Ha, bunun için ne olması lazım? Daha önce AKP'ye oy vermiş seçmenin en az yarısının ona oy vermesi lazım. Evet. Doğru, ama ben onu çekişmeli yerler arasında koyuyorum. Mesela Esenyurt. Esenyurt hem hayır çıktı 2016'da, ardından AKP'nin belediyesi görevden alındı, belediye başkanı. Ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Deniz Bozkurt diye, ki %22 HDP'nin olduğu bir yerde Kürt birini gösterdi. Aslında CHP'li, CHP teşkilatlarından gelen biri ama HDP seçmeninin de oy vereceği biri. Dolayısıyla Esenyurt'u da çekişmeli yerler aslında addediyorum. Her ilçenin böyle kendi içinde dinamikleri var. Zeytinburnu'ndan da bahsedeyim. Bugünkü yayında da konuştuk. Gamze Elvan orayı anlattı. Zeytinburnu'nda ise Adil Emecan'la çıktı CHP seçmen karşısına ki referandumda da evetin %50'nin biraz üzerinde AKP'nin yönettiği bir yer. Adil Emecan bir doktor. Geçmiş orada belediye başkanlığı yapmış bir isim ve bilinen bir isim. Ve seçmende karşılığı var. Var olan AKP'nin adayını tanımıyorlar ama Adil Emecan'ı tanıyorlar ki AKP oranın başarılı belediye başkanını da aldı, Beykoz'a gönderdi. Dolayısıyla böyle 12 ili sayabiliyorum ben. Şimdi bu yerel seçimde çok pardon, ne zamandır hatırlamadığımız bir partiyi hatırladık, DSP. Nasıl hatırladık? Şişli'de Mustafa Sarıgül CHP tarafına aday gösterilmeyince gitti, DSP'de aday oldu. Gerçekten de DSP'de, DSP'nin de orada aday çıkarmasıyla aradan AKP sıyrılabilir mi? Şişli nerede duruyor bu üç kategoriden? Çok mümkün, çekişmelilerde. Şişli'yi de çekişmelilere koydum ki Şişli'ye döneceğim ama ondan öte mesela Sarıyer benim için de sorunlu yerlerden biri. CHP için çantada keklik değil. Kartal aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama Cumhuriyet Halk Partisi için çantada keklik değil. Zira mevcut belediye başkanı kurulta imzacısı ya da gösterilmedi. 32 yaşında çok genç, tek özelliği kurulta için imza vermeyen tek Kartal delegesi olması nedeniyle aday gösterdiğine dair çok ciddi bir inanış var. Şişli'ye dönersek evet, Şişli bence ortada. AKP'nin adayı aslında bakıldığı zaman burada ilk AKP adayları açıklandığında ben hep şunu söylemiştim açılan sandık programında. AKP varlığını koruma peşine gitmiş. Daha önceden denerdi, Şişli'ye, Kadıköy'e, merkez sağdan, merkez isimler, sosyal demokrat kökenli isimler gösterirdi. Burada onu yapmadı. Şişli'de belki Sarıgül'ün aday olacağını bilselerdi, belki daha yüksek profili bir aday gösterebilirlerdi. Nihal Yıldırım diye aslında tüp bebek uzmanı birisi. Sağlıkçılar her zaman seçimlerde bir adım öndedirler. Çünkü çok temas etmişlerdir insanlarla. Dolayısıyla şimdi Mustafa Sarıgül'ün bir ağırlığı olduğu aşikar, Demokratik Sol Parti'nin aday. Muharrem Keskin, CHP içerisinde için bence düşük profilli bir aday. CHP daha iddialı bir isimle gelebilirdi oraya. Çünkü çok net ki Sarıgül agresif bir seçim kampanyası yapacak. Muharrem Keskin klasik bir politikacı. Acaba Sarıgül'le baş eder mi? Ya da bu baş etmede aradan AKP adayı Nihal Yıldırım sıyrılır mı? Sıyrılabilir ama yine de Şişli seçmeni herhalde bu hesabı bizden daha iyi yapacak. Ama bence çekişmeli yerler arasında Şişli'yi sayabiliriz. Bir de İstanbul sorusu soralım. Şimdi Ekrem İmamoğlu çok tanınmayan bir aday ve çok uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde önemli görevler yapmış bir ismin karşısına çıktı. Binali Yıldırım başbakanlık görevine kadar yükselmiş bir ismin karşısına çıktı. Şimdi ilk başlarda konuştuğumuzda çok tanınmamasıyla dezavantajlı pozisyonda olduğu söyleniyordu. Fakat Ekrem İmamoğlu iyi bir strateji izledi gibi gözüküyor. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmen kitlesinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık vererek başladı işi aslında. Bir kutuplaştırma dili kullanmayışıyla öne çıktı. Neler gözlemlersin İrfan Bozan? Nasıl buradan böyle bir şeyi döndürme, çarkı döndürme ihtimali var mı Ekrem İmamoğlu? Vallahi bu konudaki haber kaynağımızda Canan Coşkun kendisi neredeyse bir hafta boyunca her gün Ekrem İmamoğlu'nu takip etti. Ki özellikle Bağcılar'la başladı ki Bağcılar çok simgesel bir yer. AKP'nin %60'ları bulduğu bir yer. Şu çok net, şunu söyledi Canan Coşkun bize. İlk gittiğinde, ilk sahaya çıktığında önceden bir CHP'li gidip Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'nin geliyor diye anons ederken son gittiği yerlerde artık bundan vazgeçildi, tanınmaya başladı.
Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu önce bir muhafazakar kesime kendini tanıtma yoluna gitti. Tabii bu arada çok net, merkez medya mesafeli yaklaştı. Hatta bazı AKP yakın medya orada provokasyonlar yarattı ama çok net ki Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi birisi çıkmıyor. Hiç siyasi laf söylemiyor. Hep bu sorular soruluyor kendisine Canan Coşkun'un verdiği bilgiye göre ki izliyoruz bu paketleri de. Çok net bir durum var ki kendisini partiler üzerine koyuyor. Hizmet odaklı ki rakibi Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığını istifa etmemesini bir dahi mesele yapmadı. Ki bu konuda CHP'li politikacıların söyledikleri ortada. Sadece yaptığı iş şu anda kendisini seçmene tanıtmak ve beğendirmek. Bu arada çok net. Ben çok gazetecilik boyunca politikacı izledim. Bir dükkana girdiği zaman hayırlı işlerin ötesinde cümle kuramayan politikacılara da çok rastladım. Merkez sağdan, merkez soldan da. Ama Ekrem İmamoğlu çok net ki bunun ötesinde biri. Hemen diyalog kuruyor. Özellikle dualınızı bekliyoruz, oyunuzu bekliyoruz cümlesi. Orada aslında Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye daha önce oy vermiş seçmenin gönlünü fethetmek için bir çalışma içerisinde. Bence bu belli ki bir ilk aşaması. İlk aşama biraz böyle düşük vites. Muhafazakar semtlerde esnaf ve pazar ziyareti bence vitesi arttırarak bundan sonra daha makro, belki ufak çaplı mitingler ve benzeri programlar düzenleyecek. Bence Ekrem İmamoğlu yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Ama bu en iyisini yapmak ona başkanlığı getirir mi? 31 Mart gecesi yanıt. Çok teşekkür ederiz İrfan Bozan. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet, İrfan Bozan'dan da İstanbul'un ilçelerini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak isimlerin şanslarını arkadaşlarımızdan edindiği izlenimlere göre bizler için değerlendirmesini istedik. Devam ediyoruz. 1994 yerel seçimlerinden bu yana Büyükçekmece'yi yöneten Hasan Akgün yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday. Adalet ve Kalkınma Partisi ise Kadir Topbaş'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal'ı aday gösterdi. Sahra Atilla ve Büşra Cebeci Büyükçekmece'de hem seçmenlerle hem de belediye başkanı Hasan Akgün'le konuştu. Yerel seçimlerde tercih olarak Hasan Akgün'ü düşünüyorum. Hasan Akgün. Neden peki? Yaptığı şeylerden dolayı, icraatlardan dolayı ilgileniyor. Bir şey olduğu zaman yanımızda. Hasan Akgün burada evet 3-4 seçimdir kazanıyor. Eğer oraya gelecek tek sıra kazanıyor. 27-24 de temizlikle ilgili çalışıyor. Belediyeciliğin şeyini de biliyor. Diyelim ki canım balık tutmak istiyor. Sahile çıkıp arkadaşlarımla balık bile tutabiliyorum. Kimse dönüp bana bir şey diyemiyor. Çünkü bu güveni bize Başkan Hasan Akgün veriyor. Mevlüt Başkan buranın insanı değil. Herkes öyle görüyor yani. Yani burayı tanımaz, bilmez, etmez. Öyle söyleyeyim. O yüzden insanlar mevcut başkanımızı tercih edecektir diye düşünüyorum bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaptancıoğlu'nun büyük bir köşkünde karşılıyor. İstanbul halkı aynen Büyükçekmece'de olduğu gibi oy verdiği oya göre değil, verdiği vergilere göre yönetilmeyi hak ediyor. Vergileri hazırlamak, hayata geçirmek ve gerçekten odağına insanı koymak böyle bir şey. Fark şurada, biz öyle bir döneme hazırız ki aslında rakibimiz gibi gözüken anlayış, inanın bu projeleri hayal dahi edemez. Biz Büyükçekmece ailemizle beraber çalışacağız, açık farkla kazanacağız. Mutluluk şehri Büyükçekmece'yi daha mutlu insanların yaşadığı şehir yapmaya devam edeceğiz. Murat Utku ve Sahra Atilla, Hatay'da halen belediye başkanı olan ve CHP İYİ Parti ittifakının ortak adayı olan Lütfü Savaş'la diğer siyasi parti temsilcileriyle ve seçmenlerle görüştü. Şehrin tam ortasından geçen bu nehrin Hatay için anlamı büyük. Şehrin coğrafyası Asi Nehri ile şekilleniyor. Irmak, kente canlılık ve renk veriyor. Hatay Türkiye'nin 13. en kalabalık şehri.
31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığı, iş makinelerinin sokağa çıkmasından anlaşılıyor. Kısacası kaldırımlar ve refüjler de seçime hazırlanıyor. Hatay'da da ittifaklar yarışacak. CHP yarışa mevcut belediye başkanıyla giriyor. AKP ise İbrahim Güler'le yarışacak. Seçimlerde çekişme geçen seferki gibi etkili olacak mı? Kimine göre işte Lütfü Savaş, Lütfü Bey önde. Kimilerine göre Sayın Güler AKP'nin adayı bu mesafeyi kapatacak büyük güçte. Birkaç güne kadar belki de yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Lütfü Savaş kentte üçüncü defa aday oluyor. Savaş yerel siyasette etkili bir isim. Yerel seçimlerde Hatay'da rekabet giderek kızışıyor. Özellikle CHP ve AKP'nin adaylarının yarıştığını söylemek lazım. Ve ittifaklar da burada devrede. Zira MHP AKP'nin adayını, İYİ Parti de CHP'nin adayını destekleyecek. Peki adaylar kimler? AKP İbrahim Güler'i aday gösterdi. CHP ise hali hazırda belediye başkanı olan Lütfü Savaş'ı. Lütfü Savaş bir önceki seçimlerde yani 2014'te AKP'nin belediye başkanıydı. Daha sonra AKP tarafından aday gösterilmeyince CHP'ye geçmiş. Ve burada belediye başkanlığını AKP'li eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den almıştı. Nazik coğrafyada bütünleyici insanların kazanması, Hatay'ın kazanması demek diye düşünüyorum. Bu nedenle insanlarımız oy verirken renkten çok o şehri veya o ilçeyi yönetecek 5 yıl o ilçenin lokomotifi pozisyonda olacak adayları iyi irdelemesi lazım. AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler ise ısrarlı aramalarımıza rağmen medyaskopla görüşmeyi kabul etmedi. 13 medeniyeti topraklarında buluşturan Hatay'da Arabı, Türk'ü, Müslüman'ı, Ortodoks'u, Yahudisi, Alevisi hep birlikte yaşıyor. Bu nedenle adaylar herkese dokunmaya, tüm seçmeni kapsamaya çalışıyor. Mesela Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın AKP'li belediye başkan adayı İzzettin Yılmaz, kentteki seçmen ve esnafla bir araya geliyor, hal hatır soruyor, gönül kazanmaya çalışıyor. İzzettin Bey, sevdiğimiz, saydığımız, beğendiğimiz bir kişi. İnşallah başarılı olur. Onu bekliyoruz. Bir önceki belediye başkanlarından çok çektik. Şikayetçiyiz. Çalışmalardan hiç memnun değiliz. Şehirde 2018 genel seçimlerinde %10,83 oy alan HDP'nin de siyasi olarak etkisi yüksek. Peki HDP'liler İYİ Parti ve CHP'nin işbirliğini destekleyecek mi? AKP'nin, MHP'nin geriletilmesi noktasında demokrasi güçlerinin lehine sonuçlanacak bir seçim sonucunun açığa çıkartılması noktasında bir seferberlik ruhuyla tüm örgütümüzle, tüm kadrolarımızla biz çalışmaya kendimizi hazırlıyoruz. Yani bu ülkede Cumhur İttifakı'nı zayıflatabilmek için diğer ittifaklarla, bütün halklarla, CHP dahil bütün siyasi partilerle biz ittifaka açığız. Kararlı seçmenler ve adaylar bir yana, siyasetten bıkmış, ittifaklardan memnun olmayan küskün Hataylı seçmenler de var. Parti duymak istemiyorum. Neden? Hiç kimseye itimadım yok. O partiden çık, o partiye geç. Onu birleş, onunla ayrıl. Nerede kaldı bu şeyin şey? Yani birleşmenin anlamı ne? 2009'dan beri belediye başkanı olan Lütfü Savaş bu yarıştan da galip çıkabilecek mi? Cumhur İttifakı'nın oyları sayesinde AKP, CHP'nin elinden belediyeyi alabilecek mi? HDP'nin oyları kime gidecek? Bu soruların yanıtlarını 1 Nisan sabahı öğreneceğiz. Murat Utku, Medyaskop, Hatay. İttifakların yarıştığı bir diğer şehir Kayseri'ye dönelim. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İYİ Parti adaylarının karşı karşıya geleceği Kayseri'den Gülçin Karabağ ve Özgür Özdemir'in izlenimlerini getiriyoruz karşınıza. Kayseri, sağ ve muhafazakar seçmenin çoğunlukla yaşadığı bir yer. Kayseri'nin önceki seçimlerine bir bakalım. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti burada %59, MHP %27, CHP ise %8.9 oy almıştı. Yine 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı %72, Millet İttifakı %25 oy almıştı. Burada ittifaklar yarışacak. AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç ki MHP destekliyor onu. Yine İYİ Parti'nin adayı Dursun Ataş onu da CHP destekliyor. Kayseri'de mikrofonlarımıza konuşan seçmenler Kayseri'nin sorunlarından dertli. Mahallem Gazi Osman.
Gazi Osman'la gecekondularının arasında bir kentsel dönüşüm bekliyoruz. Ne yol olarak, ne de ulaşım olarak, ne de otobüs tarzı şeylerde hiçbir gelişme yok. Şehir trafiğine bir çözüm bulamadık hala. Mesela tramvay yapıldı, keşke bunu biraz yerin altından götürebilseydik. Bir İstanbul gibi olabilseydik yani. Çok, haddinden fazla çok. Ben gurbetçiyim, Kayseri'de geldim. Yani daha doğrusu borcumdan dolayı bir türlü kendimi toparlayamıyorum. Yani bunun benim gibi sıkıntısı olan bir dünya insan var. AK Parti'de Cengiz Oy diyor, yarın cennette Berat olacaksın diyor. Cennet Berat'ımız olacak diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? He? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle bir şey olur mu canım Allah ya? Siyasetten dinin bir bağlantısı olur mu ya? AK Parti'den başkasına gitmiyor. Aklım yetti, AK Parti gelelim onu diyeyim. Neden peki AK Parti teyze? Ne bileyim, adam abdestli namazlı, işleri güzel, seviyorum AK Parti. Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri Bursa'da yerel seçimlerde yarış Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasında geçiyor. Tamer Durak Bursa'da seçmenlerle ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile konuştu. Bursa'da çekişme AK Parti'nin şu andaki belediye başkanı ve belediye başkan adayı Ali Nur Aktaş ile CHP'nin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey arasında. Vallahi ben büyükşehir olarak Bozbey'i düşünüyorum. Neden? Vallahi ben her sene ödegenden verdim. Daha bizim kapıyı çalamıyor. Bakacağım bu çalacak mı? Gönlümüz Bozbey'den yana. İnşallah Bozbey kazanır diyorum. Bursa'nın en büyük sorunu Nilüfer'in haricinde Osman Gazi Yıldırım'ın Ankara tarafının, yani bu tarafın Kestel Gürsü tarafının baroş olması. Hedefimiz Bursa'yı Marmara'nın, Güney Marmara'nın merkezi yapmak. Öncü ve lider bir kenti yapmak. Hem ekonomik anlamda, hem sosyal alanda, hem sportif alanda, kültürel alanda, her alanda ve özellikle de yapacağımız iyi planlamalarla ve insana dair planlamalarla da şehircilik anlamında da Bursa Güney Marmara'nın merkezi olacaktır. Ali Nur Aktaş İnegöl'de, Mustafa Bozbey'de, Nilüfer'de çok çok sevilen adaylar olmalarına rağmen bu seçimde kazananı belirleyecek olan diğer partilerin vereceği oylar açıkçası. Tamer Durak, Medyaskop, Bursa. Kemalcan bugünkü 5 soru 10 cevap programında siyasi partilerin yerel seçim performanslarını yorumladı. Hem muhalefet açısından hem iktidar açısından bir paradoks söz konusu. Bir yandan iktidar seçimle gidebilme, muhalefetin kendisini seçimle indirebilme ihtimalini bir tehlike olarak koymak zorunda. Çünkü stratejisini bunun üstüne inşa ediyor. Beka davasını bunun üstüne inşa ediyor. Ama bir yandan da seçimle değiştirilemeyecek kadar güçlü olduğunu da göstermek zorunda. Bu denklem daha önceki seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de bu paradoks geçerli. Muhalefet açısından da bir motivasyon olarak seçimle değişebilir bir şeylerin değişebilir olduğu iddiasını devam ettirmek, işte bu yüzden seçim güvenliği meselelerini önemsizleştiren bazı açıklamalar yapılıyor. Ama bir yandan da kendisini tehlike olarak fazlaca öne çıkartarak iktidar konsolidasyonunu devam ettirmemek gibi bir paradoks içerisinde. Yani iki taraf açısından da yaşanan bir paradoks var. Ve dolayısıyla önümüzdeki haftalarda bunun seçmen üzerinde, bu paradoksun, her iki tarafta da çalışan bu paradoksun hangi seçmen üzerinde hangi etkisiyle, yani negatif ya da pozitif hangi etkisiyle belirleyici olacağını göreceğiz. Ama bu konuda çok fazla değişiklik olması ihtimali zor. Adayların öne çıkarak performans
değiştirmeleri, söylem kurmaları, daha etkili bir kampanya yürütmeleri mümkün. Açıkçası bu konuda da muhalefetin şansı iktidar partilerinden biraz daha fazla. Çünkü iktidar partilerinin aday profili çok önce ortaya çıktığı için, çok büyük değişiklikler olmazsa şu iki hafta içerisinde, adayların öne çıkarak çok politik zemini değiştirmesi beklenmez diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmişti. ABD'nin ardından Rusya Federasyonu da bu anlaşmayı askıya aldı. ABD, Cuma günü Rusya ile 1987 yılında imzaladığı orta menzilli nükleer anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. ABD, Rusya'nın anlaşma koşullarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Moskova ise iddiaların aksine anlaşmaya uyduğunu savunuyordu. Ülkesinin de anlaşmayı askıya alma kararını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşlarına ABD ile silahsızlanma görüşmeleri yürütmeme kararı talimatını verdiğini duyurdu. Menzili 500 ile 2500 kilometre arasında olan orta menzilli tüm nükleer ve balistik füzelerin yasaklanmasını öngören anlaşma, 1987 yılında iki ülkenin liderleri Mikhail Gorbaçov ve Ronald Reagan tarafından imzalanmıştı. Anlaşmaya uyan taraflar sayesinde nükleer başlıklı füzeler Avrupa topraklarından uzak tutulmuş, 2000'in üzerinde füze imha edilmişti. Evet, Skype hattımızda bugün konuğumuz olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sıtkı Egeli var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, şimdi orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından iki büyük güç Rusya ve ABD'nin arasında imzalanan bu anlaşmadan ikisi de çekilmiş oldu. Şöyle başlayalım. Türkiye'de pek yankı uyandırmadı, çok da konuşulmadı. Dünya için önemli bir gelişme değil mi bu? Yani Türkiye'de konuşulmuyor olması ne anlama geliyor? Dünya için hakikaten önemli bir gelişme. Çünkü istiyorsanız Türkiye yansımasında önce o boyuta bakmak lazım. Esas itibarıyla Soğuk Savaş'ın sona erdiğini müjdeleyen köşe taşlarından birisi bu. Ve bunu yok oluyor olması, ortadan kalkıyor olması, Soğuk Savaş'a dönmesek bile rekabet ortamına veya uluslararası ilişkilerde rekabetin giderek şiddetlenen bir şekilde geri geldiğinin bir habercisi olarak algılamak gerekiyor bunu. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri Federasyonu'ndaki ilişkilerin bozulması değil, genel olarak uluslararası ortamda tansiyonun yükseldiği ve artık ilişkilerin böyle diyalog ve işbirliğinden ziyade inatlaşma ve birbirine rest çekmeyle devam ettiğinin güzel bir kanıtı. Türkiye boyutunda tartışılmaması. Şimdi tabii Türkiye Soğuk Savaş döneminde NATO ittifakı içerisinde aslında dolaylı yoldan bu süreçlerin içindeydi. Bu müzakere süreci, pazarlık sürerken. Fakat bu daha ziyade o yıllarda bile NATO'nun ve Soğuk Savaş'ın devam ettiği, NATO'nun da Soğuk Savaş'ın taraflarından biri olduğu dönemde daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği ve merkezi Avrupa'daki işte Almanya ve İngiltere vesaire gibi birkaç tane büyük NATO üyesinin direkt içinde olduğu bir olaydı. Yani biz o döneminde bile bu tartışmaların içinde çok fazla yer almamıştık. Bugün de büyük ihtimalle bizi kendimizi çok fazla etkilemeyecek diye görüyoruz ama bence orta ve uzun vadede kaçınılmaz olarak bazı etkileri olacak. Ne gibi etkileri olacak? Oradan devam edelim isterseniz. Pardon, duyamadım. Ne gibi etkileri olabilir bu kararın? İstiyorsanız biraz geriye doğru sarıp bu soruyu cevaplamadan önce bunun anlamı neydi, neyi düzenledi de ne ortadan kalkıyor ona bakmak lazım belki. Buyurun Amerika hocam. Ve Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu bir kategorideki bu balistik ve kruz füzeleri, seyir füzeleri bir kategoriyi toptan yok etti. Yani menzili 500 kilometreden uzun, 500 kilometreden de kısa olan bir kategorideki nükleer silahlardan Amerika ve Sovyetler Birliği feragat ettiler ve imha ettiler bunları. Binlerce silah yok edildi. Hem başlıkları hem füzeler. Ve
Bu Avrupa'da da büyük bir rahatlama getirdi o günün şartlarında açıkçası. Çünkü bu silahlar büyük oranda Avrupa'ya konuşlanmıştı. Çünkü Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetler Birliği ve Amerika'nın birbirini vurmak için kullanabileceği bir kıtalar arası füzeleri var. Onlar duruyor hala bugün. Bir de Avrupa'ya konuşlandırdıkları, aslında Avrupa ülkeleri topraklarında ve Avrupa ülkeleri üzerinden yapacakları bir savaşın enstrümanları olan orta menzilli silahları vardı ve bundan feragat ettiler. Bunun anlamı şu, Avrupa aslında bir nükleer savaş sahnesi olmaktan büyük oranda çıkmıştı. Ve Soğuk Savaş'ın da sona erdiğinin habercilerinden bir tanesiydi bu. Şimdi sebeplerine diyorsanız daha sonra geliyoruz. Niçin bu noktaya geldik, niçin ikisi birden vazgeçti, ama madem biz tekrar bu silahların Avrupa'ya döneceği veya dönebileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Her şeyden önce Avrupa tekrar 30 yıl öncesine dönüp nükleer silah tehdidi, nükleer silah savaş tehlikesinin tekrar gündeme geleceği bir noktaya evrilecek demek. 70'li yıllarda veya 60'lı yıllardaki o nükleer savaş kaygılarının, korkularının tekrar yavaş yavaş veya aniden belki geri gelmesi Avrupa'ya. Bu bir. İkincisi de NATO içinde, Batı İttifakı içinde büyük ihtimalle büyük çatlaklara yol açacak bu iki dönemde. Şimdi Türkiye'nin belki nereye konumlanacağı sorusunun bir cevabı da burada yatıyor. Avrupalılar hiç memnun değil bu gelişmeden. NATO'nun, Batı'nın Avrupa'daki üyeleri hiç memnun değiller Amerika'nın attığı bu adımdan. Onun ötesinde ittifakın içinde bir takım Amerika ile olan sürtüşmenin ötesinde bazı ülkeleri de kendi içlerinde sürtüşebilir. Nedir bunlar? Örneğin Amerika'ya daha yakın konumda Polonya gibi, Romanya gibi NATO üyeleri, örneğin Amerika nükleer silahlarını konuşlandırmayı kabul ederlerse önümüzdeki dönemde, bu NATO'nun içinde örneğin Almanya'nın hiç hoşuna gitmeyecek bir gelişme ve Almanya bunu açık açık da seslendiriyor şu anda zaten. Hocam, burada esas meselenin Çin olduğu konuşuldu. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Büyük oranda doğru, katılıyorum bu değerlendirmeye. Uzun süredir seslendirilen, ifade edilen bir argüman bu. Çünkü gerek Rusya, gerekse Amerika Birleşik Devletleri Çin'in selen askeri gücünden rahatsız. Ve Çin'in askeri gücüne baktığınızda belki en önemli unsuru orta menzilli balistik füzeler. Hem Rusya hem Amerika bu INF anlaşmasıyla bu kategoride silah konuşlandıramıyorlar, üretemiyorlar şu anda. Halbuki üçüncü oyuncu var artık arası ilişkilerde ve giderek de gücünü, ağırlığını arttıran bir oyuncu. Bu oyuncu bu konuda yetenekler kazanıyor. İki tarafta dolayısıyla bu alanda Çin'i engelleme veya Çin karşısında en azından güçlerini takviye ihtiyacı hissediyor olmaları doğal. Ve bu yönüyle de bence iki tarafında askeri cenahta bu anlaşmanın sona ermesine çok da büyük üzüntü duyduğunu ben düşünmüyorum. Bunun ipuçlarını uzun süredir iki tarafta görüyorduk zaten. Yatırım yaptıkları teknolojiler, verdikleri geliştirme işlerinde hiç sanki böyle bir anlaşma yokmuş ve bu silahları alacakmış gibi davranıyordu. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri son kaç yıldır. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar. İyi çalışmalar hocam. Evet, Doktor Sıtkı Egeli ile Amerika ve Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmelerini konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taş Getiren'in bugünlerde 28 Şubat'ı karşılaştıran sözleri iktidara yakın isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşananları Ruşen Çakır yorumladı. Şimdi ne oldu? Ahmet Taş Getiren geçen Saadet Partisi'nin yayın organı olarak bilinen TV5'te Yıldıray Orun programında bir cümle etti. Cümleyi olduğu gibi okuyorum. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat döneminde de yazdım. Kendimi bu zamanki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim. Gerçekten bu Taş Getiren ve benzeri durumdaki İslami Hareket içerisinden gelen ama şu anda kendilerini tamamen dışlanmış hisseden, sayıları giderek artan ama sayıları arttıkça da etkileri azalan ilginç bir durum. Bir grubun
ruh halini bundan iyi özetleyebilecek bir cümle olamazdı. Gerçekten çok iyi bir cümle. Ve bu cümlenin üzerinden çok büyük bir saldırıya maruz kaldı. Ve kendisine edilmedik hakarette bulunmadı, hakaret kalmadı. Onun sanki bugünün Türkiye'sinin 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat'tan daha kötü olduğunu söylediği sonucuna vardılar ve buradan yüklendiler. Halbuki taş getirelim, benim gördüğüm ve aslında senin kanlı bir şekilde bakıldığı zaman görülen şu. Burada 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemleriyle bugünkü AKP iktidarı, daha doğrusu Erdoğan iktidarı dönemleri arasındaki kıyaslama daha çok taş getiren ve benzeri insanların durumu anlamından anlatılıyor. Şöyle söylemek mümkün, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta taş getiren ve diğer İslami camianın yazarları, çizerleri, aydınları muhalif pozisyondaydılar ve devlet de onları zaten kendine düşman görüyordu ve burada kimisi ürkerek, kimisi ürkmeden, kimisi imalı bir şekilde ama yine de yazıp çizmeye bir şekilde devam ettiler. Ama şu anda aynı durumda değiller. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenleri kendilerine bir tür düşman olarak görmüyorlar. Ülkeyi yönetenler de normal şartlarda bu kişileri düşman olarak görmüyor. Aslında yönetenlerle bundan şikayetçi olanlar aynı insanlar. Yani aynı mecranın, mahallenin, camianın insanları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Şam yönetimiyle alt düzeyde görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Murat Aksoy, Profesör Hasan Ünal'a bunun geç kalınmış bir adım olup olmadığını sordu. Daha pahalıya gelecek şekilde deniz yoluyla taşınması, Mısır üzerinden gidecek tırların Mısır'la yürüttüğümüz ilişkilerdeki bozulmalar nedeniyle maliyetli hale gelmesi vesaire, bunların yan yana getirdiğinizde aslında ilgili kuruluşlar bunları yapabilseler çok büyük rakamlar ortaya çıkacağından eminim. Tabii öbür taraftan şu anda Suriye politikaları ve 2011'deki genel dış politikadaki bozulma nedeniyle yaşanan stratejik kuşatma, şu anda Doğu Akdeniz'de bunu gayet ayrıntılı bir şekilde görüyoruz ve tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla ben ta 2011'den beri bu işe girilmemesi gerektiğini, 2000 ve sürekli olarak da olayları takip etmeye çalışan birisi olarak, belli bir noktadan, yani zararın neresinden dönülürse artık kârdır diyerek bunları söylemeye çalışan acizane birisiyim. Dolayısıyla sizin sorunuzun tam cevabı biraz geç kalındı. Valla bu işe girilmese daha iyiydi ama artık bu işlerde geç kalındığı düşünmemek lazım. Hani işte en güzel Türk atasözlerinden biri. Zararın neresinden dönülürse dönülsün kârdır. Evet, Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Saat 20'de Merve Özçelik'le birlikte sunduğumuz Bir Kadın programını izleyebilirsiniz. Konuğumuz Profesör Büşra Ersan olacak. Saat 21.30'da ise Kültür ve Tarih Sohbetleri programında Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz'ün bu akşamki konuğu Alperen Topal. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Diliyoruz.